Efendim 2020 yılını gerçekten dünya açısından çok farklı bir yere koyan pek çok başlık vardı ama bu başlıkların el belki de ilk sırasında gelen bu salgın konusuydu. Tüm yatırımları, ekonomileri, e, finansal piyasaları çok etkiledi ve e, bana da bu piyasalarda kısa vadeli yorum yapmanın zorluğu bir yandan baskı yaparken diğer yandan da ayağa yere basan 2021 gibi yeni bir yıla. Ve yeni yatırım stratejilerine dönük yorumlar alınması gerektiğini düşündüm. Ve izniyle kendisine eski bir dost diye sesleneceğim. Meltemi Investment Management yatırımcı yatır, yürütücü ortağı özür dilerim. Fikret Önder'le birlikteyiz. Kendisi yayınımıza Londra'dan katılıyor. Fikret Bey yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel tekrardan seneler sonra bir yayın yapmak birlikte. Aynı şekilde. Bir mukabele gerçekten öyle. Biz tabi CNBC'ye yıllarından ki siz o zaman... Akbank, Pride Banking'in genel müdürü yardımcısıydınız. Hep daha uzun stratejiler konuştuk. O yüzden ben yine sizden rica ediyorum. 2020'yi siz Meltemi Investment olarak nasıl geçirdiniz? 2021'den nasıl bir yatırım stratejisi uygulanmasını bekliyorsunuz? İsterseniz bir 2020'yi genel olarak değerlendirerek başlayalım. <laughs> Vallahi 2020'yi değerlendirmeye başlamadan önce... Yani birisi bana deseydi ki 2020'nin Ocak ayında ya muazzam bir salgın gelecek, dünya kırılacak, işte karantinalara gireceğiz, binlerce insan, on binlerce insan ölecek, şu olacak, bu olacak. Herhalde çok kötü bir borsa yılı olur diye tahmin ederdik. Yani bana sorsalardı ben de öyle derdim ama hiç öyle olmadı. Şöyle bir baktığımız zaman... S&P 500 yıl yılbaşından beri mesela neresinden tutarsanız tutun e, faizleri hesaba katmasak bile ciddi bir şekilde yükseldi. E, %13 civarında artıdayız. Hı hı. dünya endeksine bakacak olduğumuz zaman yüzde on artıdayız. dünya endeksi ex Amerika ABD yani Amerika dışındaki hı hı. Gerçi bu yüzde on in yarısına iniyor. Beş buçuğa falan iniyor ama gene Hı -hı. de fena değil. Hı -hı. Ee, gelişmekte olan ülkeler endeksine baktığımız zaman dolar bazında yüzde on bir artıda. Yani birkaç tane istisna var. Bunlardan bir tanesi Türkiye. MSCI Türkiye endeksi dolar bazında baktığınız zaman yılbaşından beri yüzde on buçuk eksi de hala. Hı -hı. Evet. Ama, çok kötü bir performans. Evet. E, Bilhassa gelişmekte olan ülkeler endeksiyle karşılaştırıldığı zaman gerçekten çok kötü bir performans. Ama dünya e, her şeyi bir kenara koyacak olursak çok hızla bu badireden çıkıyor gibi gözüküyor. Yani şöyle bir düşünüyorum e, o Londra'da City'nin finans merkezinin o gökdelenlerin olduğu e, bölge. Birkaç gün içerisinde herkes evine gitmiş. Evinden online çalışabilir hale gelmişti. Bu dünya için bir başarıdır. Yani küresel finans sistemi hiçbir şekilde bir sıkıntıya Olur. girmedi. Ee, bilim adamları rekor denecek bir sürede aşıyı <laughs> geliştirdiler, Gelir. ortaya çıkardılar. Ee, şöyle bir baktığım zaman yani normal bir resesyondan bile Aslına bakarsanız dünya daha çabuk bu badireyi atlatacakmış gibi gözüküyor. Yani bundan aslında bir dünya vatandaşı olarak <laughs> hepimizin klanç duyması lazım. Ee, düşünün böyle bir şey dünyanın başına 20 sene, 25 sene önce gelse. Gelsin. Neler çekerdik? Ne büyük zorluklar yaşardık? Evet, enteresan tabii bu. Yani işin e, parasal kısmındaki başarı şüphesiz e, son dönemde siyasetçilerin yerini merkez bankalarının almasından herhalde kaynaklanıyor biraz. O kadar likitliğe boğdular ki gerçekten e, hızlı şekilde bir e, toparlama için ya da çok olumsuz etkilerini engellemek açısından önemli oldu. Sağlık kısmına geldiğinde de doğru söylüyorsunuz. Yani aşı bu kadar aşı çabuk yok. beklenmiyordu aşı tartışmaları hala e, devam etmekle birlikte aşılama oranının artmasına bağlı olarak ne kadar hızlı bir toparlama olacağını göreceğiz herhalde. Siz evet. acaba 2020'nin başında bu beklenmedik haberi alınca çok kötümser olan bir tablo dolayısıyla mı e, biraz da böyle bir e, fazla iyimser noktaya yürüdük? Ne dersiniz? Yani bu demin saydığım e, başarılı aksiyonlara 2020'de salgın başladıktan sonra dünya genelinde gerçekleştirilen bir şey daha ilave etmek lazım e, hükümetler son derece hızlı bir e, pozisyon aldılar hı hı. hem bireylere hem kurumlara e, yardım programları açıkladılar Tabii bu ülkelerin finansal gücüyle orantılı oldu e, oldu e, yani bazı ülkeler hiçbir şey yapamadılar İşte fakir ülkeler. Bir ülke ne kadar zenginse de. Yani mesela burada İngiltere'de bakıyorum. Hiç çalışmayan insanlar en son aldıkları maaşın %80'ini hala bir şekilde alıyorlar. Örnek ben, Enteresan tabii dediğiniz gibi yani ülkelerin büyüklüğüyle ekonomik güçleriyle çok alakalı. Çok kısaca şunu sorayım oradan lütfen siz sözünüze devam edin lütfen. Yani e, acaba e, yatırım stratejileri de ...hızla değiştirilebildi mi? Hani beklenti bu kadar kötüyken... ...ve bundan çok iyi... E, ...beklenmedik derecede iyi çıkılınca... ...yatırım stratejileri de buna paralel... ...hızla değiştirilebildi mi? Siz bunu yapabildiniz mi? Evet, evet. Kesinlikle e, bunu biz de yaptık. Başkaları da yaptı. E, teknoloji o kadar hızlı bir şekilde... ...devreye girdi ki... E, ...yani bu seyahatin... E, Uluslararası seyahatin yerini işte Zoom aldı, Skype aldı, şu aldı, bu aldı. Ee, hepimiz birlikte yaşadık, gördük ki e, işte günlerce uçakla seyahat edip dünyayı dolaşmadan da pek çok şeyi yapmak mümkünmüş. Ee, e, şey online alışverişimizden tutun e, bankacılık işlemlerimize kadar zaten mevcut bir trend. O kadar hızlandı ki. Hı hı. E, bu şekilde yaşamımızın değişmesiyle birlikte yatırım tarafında da tabii önemli değişiklikler oldu. Mesela yatırım tarafında dünya 2008'de olduğu gibi hı hı. her sektör eşit ölçüde etkilenmedi. Bazı sektörler çok fazla negatif etkilenirken bazı alanlarda da çok büyük yatırım imkanları doğdu. Ve bu imkanlar genelde az evvel program girişinde bahsettiğimiz o yüksek endeks getirilerini de sırtlayıp taşıdılar. Siz e, mevcut ile birlikte ortaya çıkan e, tablonun e, 2021'de de devam etmesini bekliyor musunuz? Yani e, örneğin bu Airbnb halka arzı gibi e, pek çok e, servis sektöründe ve teknoloji ağırlıklı halka arzların ee, ...çok ciddi e, beklentilerin üzerinde pozitif performansları oldu. Sizce e, borsalarda bir balon oluştu diyebilir miyiz bu likitlerin etkisiyle? Bu işte gene az evvel değindiğimiz noktaya geliyoruz aslında. Bir tarafta bazı alanlarda balon oluşurken... ...bazı e, sektörlerde gerçek değerinin çok altında kaldılar. Hı hı. Ama e, benim kişisel beklentim dünyanın yıl ortasında büyük çapta normalleşmiş olacağı. Ee, yani Nisan ayından başlayıp bir normalleşme olacağı, <gülüyor> Haziran <gülüyor> özür dilerim. Haziran Güzel. ayından itibaren de dünyanın çok büyük çapta normale döneceğini bekliyorum. Hı hı. Ee, şimdi aslında kötü bir yıl olmayacak 2021. Dünya büyük çapta normale dönmesine rağmen hem mali politikalar hem para politikaları, piyasaları ve global ekonomiyi desteklemeye devam edecek. Hani bu çok pozitif bir ortam olarak bunu düşünmek lazım. Hatta Merkez Bankaları açık açık söylüyorlar ki enflasyondaki Ufak tefek artışları biz tolere edeceğiz hemen bir pozisyon almayacağız diye yani bir yatırımcı olarak bundan daha fazla ne bekleyebilirsiniz? Zaten hı hı. büyüme her bir şeyi kenara koyun hani baz etkisi dediğimiz çok e, hani bu yılın ilk yarısındaki çok kötü rakamlarla gelecek sene düzelmiş rakamları karşılaştırdığınız zaman istatistiksel olarak bile iyi bir görünüm verecek. Aynı şey kaçınılmaz olarak şirket karlılıkları içinde e, ortaya çıkacak. E, hem bir taraftan mali politikalar hem bir taraftan da e, para politikaları tarafından desteklenen bir global ekonomiyi düşündüğümüz zaman 2021'in gene piyasalar için iyi bir sene olmasını bekliyorum açıkçası. Yani 2008'de Lehman'la başlayan hani e, ardından hep merkez bankalarının likitte vermesiyle birlikte 10 seneyi aşkındır devam edecek hava bir şekilde bir sekteye uğramıştı bu salgınla birlikte. O sekteye uğrama çabuk atlatıldı ve bundan sonra da bu parasal genişlemenin devam ediyor olması hisse senetleri piyasasını öne çıkaracak diyorsunuz. Evet. Burada bölgesel ve ülkesel olarak baktığınız zaman hisse senetlerinde 2020-2021 allokasyonunuzda bir değişiklik olacak mı? Evet evet kaçınılmaz olarak değişiklikler olacak. Bakın son seneler, hatta belki 2009'dan başlayarak dünya yatırımda çok bariz bazı trendler oluştu. Hı hı. Amerika dünyanın geri kalanından daha iyi gidi, gidi, gitti. Hı hı. Biraz da son seneler son 3-4 senede bunu takip ettiyseniz... <laughs> bir global yatırımcı olarak perform etmemeniz imkansızdı yani e, endekslerden daha iyi bir getiri sağlamamız büyük ölçekli şirketler küçük ve orta ölçekli şirketlerden daha iyi getiri sağladı büyüme odaklı şirketlerde işte herhangi bir sebepten dolayı değerli dediğimiz işte ucuz dediğimiz yani growth e, value'nun Devamlı üzerinde seyretti. Eğer büyüme odaklı şirketlere yatırım yaptıysanız işte falanca şirket çok ucuz ama pek büyüyemiyor. Alternatif olarak da şu çok pahalı bir şirket ama çok hızlı büyüyor da büyüme tarafını tercih ettiyseniz senelerde çok iyi getiriler sağladınız. Bu saydığım 3 trend büyük ihtimalle 2021'den başlayarak değişecek. Ben Amerika'nın hala Avrupa'dan çok daha iyi gitmeye devam edeceğinden eminim. O konuda hiç bir e, kaygım yok. Ama gelişmekte olan ülkeler, özellikle Asya tarafında, onlar da poteye girecekler ve getiri olarak da e, Amerika'ya e, rakip olabilecekler. Belki de bazıları bu sene daha iyi getiri sağlayacaklar. Hmm. Ee, Dolay, dolayısıyla büyüme e, odaklı olmaya devam edip. Amerika'yı yine aynı yerinde tutacağız ama e, özellikle Asya ülkelerinin büyümesi e, uzak Asya diyelim ülkelerinin büyümesinin evet. e, ciddi bir e, Amerika performansının belki üstüne çıkabileceğinden e, bahsettiniz. Peki burada sizce aşılama hızı e, bunun hızlı ya da yavaş olması e, belirleyici olur mu performans açısından yoksa bu kadar likitte varken? Ya Bunlara da çok takılmayın diyor musunuz? Yani şöyle cevap vereyim. Bakın ben genel olarak Emerging Markets, gelişmek olan ülkeler endeksine yatırım yap yapın demiyorum. Hı -hı. Yani ben Doğu Avrupa tarafında da imser değilim mesela. Hı -hı. Gelişmekte olan en ülkeler endeksine dahil Doğu Avrupa ülkeleri veya Afrika bence bu seneyi hala çok zor geçirebilir. Orta Doğu'nun bazı ülkeleri içinde aynı şeyler geçerli. Ama Uzak Doğu'nun bu konuda da Dünyanın önünde e, gideceğini ve e, aşılamayı da başka yerlerden daha çabuk bitireceğini bekliyoruz. Ve Çin'e bakarsanız aşıya adamlar gerek kalmadan işin içinden sıyırıldılar. Çıktıl. Evet, evet. Ee, peki e, özellikle emtia tarafına baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Çünkü bir yandan e, öyle ya da böyle e, lojistik ya da üretimle tüketim arasındaki dengesizlik Az ya da çok enflasyon getirecek buraya. E, dünyada genel bir sorun olarak ki Türkiye'de şu anda çok fazla konuşuluyor küresel ısınma ve su konusunun öne çıktığını görüyoruz. Hani biraz daha emtialar tarafına baktığımızda büyüme odaklı dediniz mesela petrol fiyatları gibi e, genel olarak e, görü e, nasıl bir görüntü var önümüzde? Yani petrol fiyatlarında ben kısa dönemde belki bir yükseliş olabileceğini düşünüyorum. Yani bu aşı dünyayı e, sakinleştirdikten sonra bu kadar zamandır basılmış para mev dünyada mevcut likidite her yere gidecek. Büyük ihtimalle pek çok sandalı kaldıracağı için petrol hmm. fiyatlardan yani bu olgudan pozitif etkilenecek ama yani 2021'in sonuna geldiğimizde ben e, şimdikinden çok daha yüksek yani şimdi 50 dolar civarındayız veya Hani 55 doları bulursak ne ala diyelim e, hmm. yıl sonunda. E, diğer e, ham maddeler tarafında da çok büyük bir beklentim açıkçası yok. Mesela ben altının e, Türkiye'deki pek çok kimsenin tersine yıl sonunda şu anki seviyesinin altında olacağını düşünüyorum. En yani dolar bazında tabii. Dolar hmm. onsun. 2021'de onsun şu andaki seviyesinin aşağısında olacağını düşünüyorsunuz. Yıl evet. 2021 yıl sonunda değil mi? Evet, evet. E, e, peki bunu anti olarak hep e, şunlar söyleniyor. E, belirsizlikler çok fazla hala dünyada. Siyasi çekişmeler var, jeopolitik gelişmeler var ve ayrıca ciddi bir parasal genişleme var. Doların değer kaybettiği bir ortamda niçin e, onsla ilgili olarak böyle bir beklentiniz var? Yani do, dolar konusuna da gelince hmm. e, Evet. Dolar euroya karşı bir miktar değer kaybedecek ama bütün dünyadaki para birimlerine karşı değer kaybedecek demek değil. Euroya göre bile benim beklentim 1.2450'nin üzerinde bir seviye aslında tahmin etmiyorum. Bu da altını yükseltmek için ne kadar yeterli olur şüpheliyim. Ayrıca faizler büyük ihtimalle yıl boyunca yani kısa e, vadeli faizler düşük kalmaya devam edecek. 10 yıllık Amerikan hazine bonlarında bir takım yükselme olabilir. Ama o da e, yani kırklarından üzerine kolay kolay kalıcı olarak geçeceğini beklemiyorum. Yani birkaç gün 1.50'yi de görebiliriz. Hı -hı. O bile piyasalar için hisse senedi için çok kötü olur. Yani Hı -hı -hı. çok kötü olur ama e, kalıcı olarak böyle bir şey beklemiyorum. Ee, enflasyondan bahsettiniz. Evet enflasyon hmm. bu az evvel e, konuştuğumuz şartlar altında bir 4-5 senelik süreçte örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde %2,5-3 gibi bir seviyeye ulaşacağını ben de bekliyorum. Ama bunun 2021'de olmasını beklemiyorum. Evet. Dolayısıyla yıl sonunda çok güçlü bir altın beklentim yok. Dolayısıyla diyorsunuz ki evet altında enflasyonuna bağlı olarak e, merkez bankalarının yavaş hareket etmesinden kaynaklanan bir e, yukarı yönlü hareket olabilir. Merkez bankaları bu para politikasıyla bunu engelleyemiyor olabilirler ama o 2021 yılında olmayacak. Evet. diyorsunuz. Evet. Peki peki Türkiye özelinde bir şeyler söylemek ister misiniz? Çünkü e, sonuç olarak e, büyüme odaklı olma noktasında Türkiye zannediyorum biraz bir handikapı var. Çünkü Aynen. bu ortamda bir e, faiz indiriminden ziyade faiz arttırımı mecburiyeti ortaya çıktı. E, bu e, faiz arttırımına bağlı olarak Türk ekonomisinin 2021 performansını e, ve çok ucuz olmakla birlikte hisse senedi performansını nasıl bekliyorsunuz? hani Türk Türk piyasaların şöyle bir avantajı olacak. Dünyada faizler o kadar düşük, o kadar düşük ki işte hep konuşuluyor, söyleniyor. 15 e, trilyon dolar civarında bono e, hala sıfırın altında bir faizle işlem görüyor. Hani e, sıfırın üstünde olanlar da bir şey getirmiyor aslında. Bu durumda hakikaten bir e, Getiri açlığı var, özellikle gelişmiş dünyada. Türkiye'de e, yükselen faizleriyle birlikte bundan bir miktar pay alacaktır. E, mesela bizim e, portföyümüzde Türkiye ile ilgili olarak tek yatırım e, bir miktar e, Türk Eurobond'u. Hmm. E, zannediyorum Türk Eurobondlarının dolar bazındaki yüksek getirileri e, bu anlamda biraz risk biriminin de düşmesine bağlı olarak e, herhalde iyi bir getiri imkanı sağlıyor. Portföyde çok yüksek miktar olmadığını düşünüyorum ama tahminim öyle. Yok, yok çok, yani bu riski almak istemeyiz. Biz global yatırımcıyız. Ee, Hı -hı. Türkiye odaklı bir bir yatırım stratejisi yani gitmek zorunda değiliz ama Hı -hı. E, Türk Eurobondları Genel e, kıyaslamada iyi bir getiri sağladığı için de bundan hani feragat etmek istemeyiz haliyle. <laughs> evet e, son bir soru e, sorayım. E, Euro dolar paritesi ve doların gücü gerçekten de anahtar gibi gözüküyor 2021'e de e, baktığımızda. Benim de çok katıldığım çok dengeli bir e, saptamada bulundunuz dediniz ki. Yani e, euroya karşı belki bir miktar değer kaybetmeye devam edebilir ama o sınırlı olacaktır. Amerikan doları için hatta diğer e, ülke para birimlerine karşı da çok bir değer kaybı beklemiyorum. E, piyasaların genel olarak borsaların iyi performansında hep doların dolar endeksinin güçsüz gitmesi e, evet. çok etkili evet. oldu e, veya işte yorumlamalar yapılırken hep Amerikan 10 yıllıklarına bakıldı. Siz bu matematiği nasıl kuruyorsunuz? Ya şimdi bir de hani Amerikan hisse senetleri tarafından bakalım. Amerika'daki Hı. şirketlerin çok büyük global şirketler. Aslında dolar düştüğü zaman bu şirketlerin Avrupa'da, Asya'da kazandığı para tekrardan dolara çevrildiği zaman aslında şirket Amerika'daki şirket karlılıkları üzerinde olumlu etki yapar. Ve bu... E, yani 2021'de büyük ihtimalle buradan kısıtlı da olsa şirket karlılıklarına Amerika'da bir olumlu etki olacak. Ee, diğer tarafta da hani dolardaki yükselişi çok büyük e, oranlara varmasını beklemediğim için hani. Ee, risk on, risk off yatırım e, <laughs> açısından çok büyük bir etkisi olmasını beklemiyorum. Hani eğer benim beklediğimin tersine dolardaki düşüş daha yüksek seviyelere var, varırsa sizin dediğiniz mutlaka e, gerçekleşir Amerika dışındaki hisse senetleri için. Belki bir de hani birkaç tane 2021'de önemli trendler bir değinebiliriz. Buyurun. Biz portföy yapımızı da ona göre değiştiriyoruz. Evet, teknoloji mutlaka önemli kalmaya devam edecek. Ama bu salgın süresince değeri çok düşmüş turizm, eğlence, finans gibi sektörlerde şu anda yatırım yapmak mutlaka mantıklı. Yani bir dengeli portföyü bir şekilde dengeli. Sadece büyüme odaklı değil, bu ucuz kalmış çok hırpalanmış sektörlere de mutlaka bir ağırlık tanımak lazım. Şimdiye kadar sadece büyük şirket, ne kadar büyükse o kadar iyi şeklinde gidiyordu, bunun da biraz değişeceği Sadece Amerika'da değil, dünya geneline küçük ve orta odaklı şirketlere de bir ağırlık portföyde tanıması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda Türkiye'de hiç gündemde olmayan bir konu. Bence 2021'de e, önemli olacak bu ESG dediğimiz e, sürdürülebilirlik. Bu da ilginç yani ben e, sürdürülebilirliğin tam Türkçe ESG'nin Türkçe tercümesine baktım. O bile Google'da doğru Dorbius bir tercümesi bile çıkmıyor. <laughs> e, ve bu konuya Türkiye'deki yatırımcıların çok yabancı kaldığını düşünüyorum. Bu bir hata olabilir. Ee, mesela önümüzdeki yıllarda e, emeklilik fonlarının mutlaka bir sürdürülebilirlik, ESG puanı tutturmaları şartı gelecek. Bugüne kadar sürdürülebilir yatırımcı as, deyince aklımıza bir takım getiri imkanlarından feragat eden bir yatırımcı hmm. geliyor. Korumacı biraz daha. Halbuki şimdi tam tersi olacak. Hmm. Önümüzdeki Büyük ihtimalle bu yıldan başlayarak Biden'ın iş başına gelmesiyle birlikte e, sürdürülebilirliği göz önüne tutan yatırımcı bir alfa kazandıracak portföyüne. Bir ilave getiri e, kazandıracak. Bir şeyden getir imkanlarından feragat eden bir yatırımcı olmaktan çıkacak. Tam tersi olacak. Dolayısıyla e, sürdürülebilirlik konusu portföylerde 2021'de bayağı bir yer almaya başlayacak. Bu çok önemli bir konu. Bunu başka bir gün ayrıca daha detaylı konuşalım isterim. Çünkü Türkiye'de pek çok şirket Borsa İstanbul içerisinde de Sürdürülebilirlik Endeksinde yeni ekonomiye ayak uydurmak açısından bazı önlemler aldı. Büyük şirketler özellikle buna hazırlandı. Ama anladığım kadarıyla dünyada hem büyük şirketler hem de bunun yanında yeni ekonomiye ve sürdürülebilirliğe yakın duran ve buna kendi hazırlamış küçük şirketlerde ciddi bir değer olduğunu düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Bunları bunları bulmak ve bunlara yatırım yapmak dediğiniz gibi endeks getirisinin üzerinde belki bir getiri imkanı da evet. dediğiniz gibi bir alfa da yaratabilir diyorsunuz. Fikret Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Bence çok önemli 2021 için. Genel olarak pozitif bir şeyiniz var, düşünceniz var ama şunu da sorarak bitireyim. En büyük risk ne o zaman? Hani gayet iyimser bir tablo var. Özellikle ekonomiler ve finansal piyasalar açısından global olarak bakıldığında dediniz. Asya'yı söylediniz, Amerika'yı söylediniz, hisse senetlerini söylediniz, sürdürülebilirliği söylediniz. Risk olarak ne görüyorsunuz? Ne sizi korkutuyor 2021'de? Benim aklıma gelen iki tane. İlk iki risk bu aşı konusundaki iyimserliği bir şekilde... Ortadan kaldıracak bir gelişme. Sonunda, hmm. yani son aa bu aşımı yersem sadece çok kısa süre işte işe yarıyormuş gibisinden. Hmm. İnşallah bir şey olmaz. İnşallah, Allah uzak etsin. Bu, bu bir bu bir endişem. İkinci endişem pek zaman ayıramadık. Dünya iki kutuplu bir hmm. hale ilerliyor. Amerika bir tarafta, Çin diğer tarafta. Tabii Çin'in etki alanı Asya'da etrafındaki ülkelerde devamlı olarak genişliyor. Bu şimdiye kadar sadece bir takım mesela teknolojide, ekonomide, efendim ithalat, ihracat konularında bir günlük hayatımızda bir konu oldu ama Hani Berlin Duvarı düşmeden önceki e, Soğuk Savaş dönemine benzer bir duruma da e, çok şükür gelmedik. Hı hı. Benim endişem 2021'de mi olur daha sonra mı olur bilmiyorum ama dünyanın gene bir şekilde bu sefer Batı ile Çin şeklinde bir Soğuk Savaş dönemine geri girmesidir. Ki bu hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Evet, esasında e, bu Covid gelmeden önce aşırı borçlanma ve ticaret savaşının dünya ekonomisi üzerinde yaratabileceği olumsuzluklar, Trump ve Jinping arasındaki çekişme gibi dünyada olumsuz bir algı olmasının e, kişilerin bireylerin e, güven kaybetmesine bağlı harcama yapmamasının ve büyümenin parasal genişlemeyle gelmesini sağladı. Önümüzdeki dönemde yine bu ortaya çıkarsa bu dünya ekonomisi ve dünya büyümesi açısından ciddi bir olumsuzu konuşulabilir. Ee, bunu da e, konuşmuş olalım başlık olarak. Ben hem şu ESG meselesine biraz çalışayım hem de biraz daha e, nasıl söyleyeyim ekopolitik e, konulara da biraz daha bakayım. Karşınıza hazır çıkayım bir daha konuşalım olur mu Fikret Bey? Teşekkür ederim Artunç Bey. İnşallah. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla, mutlulukla şimdiden iyi bir sene diliyorum efendim. Çok teşekkürler hepimize inşallah.